Lisesi'nin kıymetli öğrencileri merhaba. Arkadaşlar bugün Kurtuluş Savaşı Muharebeler Devri ile devam ediyoruz. Kurtuluş Savaşı Muharebeler Devri'ne geçmeden önce daha önceki anlattığımız videolarımızda biliyorsunuz Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi biliyorsunuz cemiyetler kurmuştuk. Müdafaa'yı hukuk cemiyetleri dediğimiz cemiyetleri oluşturmuştuk. Bölgesel mücadeleyi savunuyorlardı biliyorsunuz bunlar. Haklarını hukuk yollarıyla arıyorlardı. Ancak müdafaa hukuk cemiyetleriyle başarılı olamayacağımızı düşündüğümüz için ne kurulmuştu? Kuvayi Milliye Birlikleri kurulmuştu. Ya da biz bunlara bazen ÖSYM sınavlarda arkadaşlar Kuvayi Milliye demiyor, milis güçler diyor. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Kuvayi Milliye Birliklerinin kurulması arkadaşlar ve bölge halkları arkadaşlar örnek veriyorum Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta, bu bölgede, Adana'da. Halk kendi imkanlarıyla vatanı kurtarmaya başlamıştı. Ege bölgesinde Yunanların işgaline karşı İzmir'de Yunanlara karşı Kuvayi Milliye Birlikleri kurulmuştu. Çerkez Ethemlerin, Demirci Mehmet Efelerin, Yörük Halilerin. Arkadaşlar ancak bu Kuvayi Milliye Birlikleri'nin de olumsuzlukları vardı. Ki bu olumsuzlukları bugünkü dersimizde başlayalım. Neydi olumsuzlukları Kuvayi Milliye Birlikleri'nin? Düzenli birlikler olmamalarıydı. Kuvayi Milliye biliyorsunuz bölgesel mücadeleyi savunduğu için belli bir düzenden, disiplinden yoksunlardı. Peki başka ne vardı olumsuzlukları? Yunan ilerleyişi karşısında tam başarı elde edilememesi. Ki arkadaşlar biliyorsunuz Yunanlara karşı Ali Fuat Paşa'nın başarısızlığı, özellikle Gediz Muharebelerinde almış olduğu başarısızlık, Kuvayi Milliye'nin kaldırılmasını biraz daha ne yapmıştı? Hızlandırmıştı. Peki başka ne vardı olumsuzluk? Genelkurmay'dan gelen emirlere uymamaları ve yalnız kendi şeflerini dinlemeleri. Yani biraz önce başta söylediğimiz gibi düzenli birlikler olmamaları, belli bir disiplinden yoksun olmaları, kendi şeflerinin dışında kimseyi dinlememeleri olumsuzluk. Peki başka ne vardı olumsuzlukları? Ayaklananları, hani TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları, arkadaşlar kendi hükmü, hükümlerince cezalandırmalarıydı. Neydi bu? Yani hukuk devleti anlayışına ne düşmeleriydi? Ters düşmeleriydi. Başka ne vardı? Halktan bazen zorla para ve malzeme toplamaları, adam kaçırma ve silah zoruyla baskınlar yapma, düzenli ordu kurulması fikrine birçoğunun karşı çıkması gibi nedenlerden dolayı biliyorsunuz biz Kuvayi Milliye Birlikleri'nden neye geçmiştik gençler? Düzenli orduya ne yapmaya başlamıştık? Geçmeye başlamıştık. Düzenli ordu kurulduktan sonra da biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın muharebeler dönemi biraz daha hızlanmıştı. Arkadaşlar ilk cephemiz muharebeler devrinde ilk cephemiz Doğu Cephesi'ydi. Bakın buraya dikkat edelim. Doğu Cephesi'nde arkadaşlar ne Kuvayi Milliye Savaşı'ydı ne TBMM'nin kurduğu düzenli ordu savaştı. Buradaki mücadele tamamen Osmanlı'dan kalan son düzenli ordu olan Kazım Karabekir'e bağlı birliklerin mücadelesiydi. Yani Doğu cephesindeki başarı varsa bu kimin başarısıdır? Arkadaşlar bu Osmanlı'dan kalan son düzenli ordunun Kazım Karabekir Paşa'nın başarısıdır. Hatırlarsanız Mondros Ateşkes Anlaşması'nda şöyle bir hüküm vardı. Osmanlı ordusu dağıtılacak, silahlarına ne konulacaktı? El konulacaktı. Ama Kazım Karabekir ne yapmamıştı gençler? Ordularını dağıtıp silahlarını teslim etmemişti. Ve işte buradaki birlikler, Kazım Karabekir'e bağlı birlikler Doğu cephesinde Ermenileri ne yapıyor arkadaşlar? Yeniyor ve Ermenilerle TBMM arasında bir anlaşma imzalanıyor. Neydi bu anlaşma? Arkadaşlar Gümrü Anlaşması. Gümrü Anlaşması arkadaşlar Ermeniler Kazım Karabekir tarafından yenilince Doğu Anadolu'dan ne yapmak zorunda kaldılar? Çekilmek zorunda kaldılar. Ermenistan TBMM'nin onaylamadığı hiçbir anlaşmayı imzalamayacaktı. Peki buraya dikkatinizi çekiyorum. TBMM'nin onaylamadığı hiçbir anlaşmayı imzalamayacak. Peki arkadaşlar hatırlayın TBMM'nin onayından geçmeyen bir anlaşma vardı. Neydi bu anlaşma? Sevr Anlaşması. Bu maddeye baktığında şunu anlayabiliyoruz mu? O zaman Ermeniler Sevr'i ne saymışlar? Arkadaşlar geçersiz saymışlar. Zaten Sevr Anlaşması'nda şöyle bir madde yok muydu? Geçenki dersimizde bahsetmiştim. Sevr Anlaşması'na göre Doğu Anadolu'da bir ne devleti kurulacaktı? Ermeni devleti kurulacaktı. Peki Ermeniler Doğu Anadolu'dan çekiliyorlar. Ermeniler TBMM'nin onaylamadığı hiçbir anlaşmayı tanımayacağını söylüyor. O zaman Ermeniler Sevr'i ne yapmış oluyorlar gençler? Geçersiz saymış oluyorlar. Peki Doğu Anadolu'da Ermenilerin çoğunlukta olmadığı kabul edilecek. Hani biliyorsunuz bunlar kendilerini bir son ilkelerine dayandırarak Doğu Anadolu'da Ermeni nüfusunun Türklerden daha fazla olduğunu yapıyorlardı. İddia ediyorlardı ki Ermeniler bu davalarından ne yapmışlar o zaman nüfuslarını fazla gösterme davalarından vazgeçmişler. Peki Gümrü Anlaşması'nın önemi nedir dersek arkadaşlar önemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bakın ilk askeri ve siyasi zaferidir. Niye askeri? Biliyorsunuz Kazım Karabekir Osmanlı'dan kalan bir orduydu ama TBMM'ye bağlı bir komutandı. Aynı zamanda siyasi zafer diyoruz çünkü Doğu Anadolu'da Ermeniler ne yapmışlar? Doğu Anadolu'da Ermeniler çekilmiş. O zaman bu ne anlama geliyor? Bu bir siyasi başarıdır. Peki Sevr'in geçersizliği, Sevr'i tanımayan ilk devlet kimdir o zaman? Ermenilerdir. Peki Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk devlet kimdir o zaman? Ermenilerdir. Peki TBMM'yi tanıyan ilk devlet kimdir? Ermenilerdir. O zaman arkadaşlar bu anlaşmayla Ermenilerin Doğu Anadolu'dan çekilmesi Doğu sınırımız ne yapılmaya başlanmış? Yavaş yavaş belirlenmeye ne yapmış? Başlamıştır diyoruz. Ve Doğu cephesinin erken kapanması arkadaşlar buradaki birliklerin batıya kaydırılmasına ortam hazırladı. Yani Doğu cephesinin erken kapanması Batı cephesindeki askeri başarılarımızı da olumlu ne yapmıştır? Etkilemiştir diyoruz. Arkadaşlar ikinci cephemiz Güney cephesi. Güney cephesine baktığımızda bu cephede arkadaşlar ne Osmanlı'dan kalan bir ordu var ne de TBMM'nin kurduğu düzenli ordu var. Bu cephedeki mücadele bakın hem Osmanlı Devleti'nden ordumuz kalmamış burada hem de TBMM'nin kurduğu düzenli ordu burada savaşmıyor. Biliyorsun TBMM'nin kurduğu düzenli ordu Batı cephesinde daha çok savaşıyor. E peki bu cephede kim mücadele verdi? Bu cephede tabii ki arkadaşlar bölge halkının vermiş olduğu mücadele işte Adana'da, Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta Kuvayi Milliye Birlikleri ve bölge halkının bölgeyi ne yapmaya çalışması? Kurtarmaya çalışması etkili olmuş. Peki hocam bu Kuvayi Milliye ile biz Güney Cephesi'nde Fransızları yenebildik mi? İtalyanlara karşı bir mücadele edebildik mi? Arkadaşlar bakın bu cephenin mücadelesini Kuvayi Milliye yapıyor, bölge halkı yapıyor. Ancak cephenin kapanması demek şu, Batı cephesindeki askeri başarılarımızın ardında olur. Batı cephesinde askeri başarılarımız arttıkça, bakın Batı cephesindeki askeri başarılarımız arttıkça, Güney cephesindeki Fransızlar yavaş yavaş Anadolu'yu ne yapıyorlar? Boşaltıyorlar. Peki, arkadaşlar bu cephe ne zaman kapandı dersek, bu cephe Fransa'nın biliyorsunuz Sakarya Meydan Muharebesi sonrası, Batı cephesine bakın, biz Yunanları yeniyoruz batıda, Güney cephesinde Fransa TBMM ile Ankara Anlaşması'nı imzalayıp Anadolu'dan ne yapma kararı alıyor? Çekilme kararı. Bunu ileriki Batı cephesini anlattığım zaman ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Peki bu Güney cephesinin kapanması Ankara 1921 Ankara Anlaşması ile gerçekleşiyor ve bu anlaşmanın önemi nedir dersek Fransızlar işgal ettiği güney bölgelerinden çekildiler. Hatay ve İskenderun Fransa'ya bırakıldı ve biz Misak-ı Milli'den ne verdik gençler? Taviz vermiş olduk. E peki bu anlaşmayla arkadaşlar biliyorsunuz bizim Suriye topraklarında bulunan bir kalemiz vardı. Caber Kalesi. Arkadaşlar Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu kale. Türk toprağı sayıldı yine bu anlaşmaya göre. Ve bu kale Türk askeri tarafından korunacak hükmü konuldu. Ve Türk bayrağının dalgalandığı sınırlarımız dışındaki arkadaşlar tek Türk toprağıydı diyebiliriz. Peki. Arkadaşlar. Güney cephesi kapandıktan sonra bakın Güney cephesi mücadele verirken Batı'da da mücadelemiz ne yapıyordu bizim? Devam ediyordu. Batı'da bizim düşmanımız kimdi dersen Yunanlardı. Peki bu Yunanları kim destekliyordu? İngilizler destekliyordu. E peki Yunanlılar arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nda TBMM'ye niye saldırıyorlar? Şimdi bu savaşın önce bir nedenine baktığımızda 1. İnönü Savaşı'nın nedenine baktığımızda birinci nedeni şu. Yunanlılar İngilizlerin de desteğiyle Sevr'i TBMM'ye zorla kabul ettirmek istiyorlar. Birinci amaçları bu. Sevr'i TBMM'ye zorla kabul ettirmek. İkinci amaçları ne? O sırada Çerkez Ethem İsyanı biliyorsunuz 1. İnönü Savaşı'nın yaşandığı dönemde çıkacak. Çerkez Ethem İsyanı'ndan faydalanmak istiyorlar. Üçüncü nedeni arkadaşlar Yunanlılar niye böyle bir hamlede bulundular? Niye bize saldırdılar 1. İnönü Savaşı'nda? Arkadaşlar TBMM düzenli ordusunu yeni kurmuştu. Adamların derdi şuydu. Diyorlardı ki TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun güçlenmesine fırsat vermeden ortada ne yapalım diyorlardı bunu. Kaldıralım düşüncesiydi. Ve Yunanlar işte TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun güçlenmesine fırsat vermeden ortadan kaldırmak için 1. İnönü Savaşı'nda savaş açtılar TBMM'ye. Peki bu savaşın sonucu ne oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferidir gençler. Bakın TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır. Peki bu ordu, düzenli ordu çalışmaları sona ermiş, milli birlik ve bütünlük sağlamış. Niye? Çünkü bizim Yunanları yenmemiz
Anadolu'da milli mücadeleye olan güveni artırmış, düzenli orduya ve TBMM'ye güven, önem, destek ne olmuştur? Artmıştır. Peki, arkadaşlar, birinci İnönü Zaferi hem iç politikada olumlu hem dış politikada olumlu etkiler yarattı. Şimdi, iç politikada ne olumlu etkiler yarattı dersek, iç politikadaki birinci önemi şudur. Biliyorsunuz bizim bu zaferi kazandığımızda Çerkez Ethem isyanı bastırıldı. İç politikada bakın birinci önem bu. Peki başkan oldu, İstiklal Marşımız kabul edildi. Bakın Milli Marşımız kabul ediliyor. Birinci İnönü Zaferi sonunda. Başkan oldu Afganistan'la, özür diliyorum. Başkan oldu 1921 Teşkilatı Esasiye adlı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk anayasası. 1921 anayasamız, kabul edildi. Peki başkan oldu. İsmet İnönü albaylık rütbesinden generallik rütbesine ne yapıldı? Geçirildi diyoruz. Peki dış politikayı da olumlu etkiledi. Bakın biraz önceki saydıklarım iç politikaydı. Dış politikaya etkisi ne oldu dersek, Afganistan'da dostluk anlaşması yaptık. TBMM Londra konferansına davet edildi. Rusya ile Moskova dostluk anlaşmasını ne yaptık biz? İmzaladık. Şimdi Londra konferansına bakacak olursak gençler. Londra konferansı, bakın zaferi kazanan, İnönü zaferini kazanan, birinci İnönü zaferini kazanan TBMM'nin kurduğu düzenli ordu. Arkadaşlar, şimdi normalde zaferi kazanan TBMM konferansa davet edilen İstanbul hükümeti. Kimi çağırıyor İtilaflar konferansa? Osmanlı'yı çağırıyorlar. Niye çağırıyorlar? Çünkü TBMM'nin göstermiş olduğu başarılar, bakın Doğu cephesindeki başarımız, Batı cephesindeki başarımız İtilaf devletlerini tedirgin etmeye başladı. Ve dediler ki ya dediler biz bunları bir daha toplanalım Londra'da, Sevr'i tekrar bir daha gözden ne yapalım? Geçirelim düşüncesindelerdi. Ve TBMM'ye zorla ne yapacaklar niyetleri kabul ettik. Bakın savaşı kazanan TBMM ama konferansa Osmanlı hükümeti çağırdı. Bu ne anlama geliyor? İtilafla şunu diyorlar aslında. Diyorlar ki biz Osmanlı'yı, biz TBMM'yi tanımıyoruz. Bizim muhatabımız kim? Arkadaşlar bizim muhatabımız Osmanlı diyorlar. Yani Londra konferansına Osmanlı hükümetini çağırarak arkadaşlar ne yapıyorlar? Niyetleri ne? TBMM'yi yok saymak. Ancak arkadaşlar şu istekte bulunuyorlar Osmanlı hükümetine. Konferansa diyorlar siz gelin ama gelirken de diyorlar TBMM'den de ne getirin diyorlar, aranızda ne olsun? TBMM'den de temsilci olsun diyorlar. Yani İstanbul hükümeti davet edilirken gelirken de diyorlar aranızda TBMM'den de temsilci getirin. Amaçları konferansa hem İstanbul hükümetini hem TBMM'yi birlikte davet ederek bizi orada birbirimize düşürecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İstanbul hükümeti temsilcilerini birbirlerine düşürecekler. Ve niyetleri sevdi daha kolay ne yapacaklar bize? Kabul ettirecekler. Arkadaşlar ve konferansa İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa gidiyor. Arkadaşlar Tevfik Paşa konferansa gidiyor ve İtilaf Devletleri Londra konferansında özellikle zaten niyetleri sevdi kabul ettirmek olduğu için ne yapıyorlar? Diyorlar ki söyle bakalım söz hakkı sen eksildir diyorlar Tevfik Paşa. Tevfik Paşa diyor ki kardeşim diyor, burada söz hakkı benim değil. Söz hakkı diyor milletimin gerçek temsilcisi, bakın buraya dikkat, milletimin gerçek temsilcisi TBMM üyelerindedir diyor ve söz hakkını TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'e ne yapıyor? Bırakın. Şimdi arkadaşlar buraya kadar normalde İstanbul hükümetinin davet edilmesi. Peki TBMM niye gitmek istiyor? Madem orada böyle bir oyunun olacağını bildiği halde TBMM Londra konferansına niye gitmek istedi? Arkadaşlar TBMM'nin amacı da şuydu. Eğer konferansa gidersin, varlığını ne yapmış olacaktı İtilaf devletlerine? Kabul ettirmiş olacaktı. Birinci amacı bu. İkinci amacı Misak-ı Milli tüm dünyaya ne yapmak olacaktı? Duyurmak olacaktı. Üçüncü amacı işte bak çağırdılar da gelmedi. Psikolojisi yaratacaklardı Avrupa'da. İşte bak biz TBMM'yi de davet ettik de Osmanlı ile birlikte. Gelmediler. Bunlar Türkler ne istiyorlar? Türkler savaş istiyorlar. Türkler barışa yanaşmıyorlar. Ve bundan dolayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi konferansa katılmak istiyor. Niye? Barışçı olduğunu ne yapabilmek? Gösterebilmek. Başka? Arkadaşlar eğer biz konferansa gitmiş olsaydık o sırada, bakın konferansın yapıldığı sırada, Londra konferansının yapıldığı sırada zaten bir savaş ortamı oluşmayacağı için Mustafa Kemal şöyle düşünüyor. Diyor ki konferansa giderken gidersek eğer o barış ortamından faydalanırız. Savaştan yeni çıkmış ordumuzun, birinci İnönü Zaferi'nden yeni çıkmış ordumuzun eksikliklerini ne yapmış oluruz? Tamamlamış oluruz. Arkadaşlar peki konferansa gitti. Konferansa Bekir Sami Bey gitti TBMM adına. İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa gitti ve Tevfik Paşa orada söz hakkını TBMM temsilcisine bıraktı.
Ve Bekir Sami Bey söz hakkını aldıktan sonra itilafların bize kabul ettirmeye çalıştıkları sevri ne yapmadı? Tanımadı. Ancak buraya dikkat edin. Bekir Sami Bey arkadaşlar normalde Londra konferansında ne yapmıyor arkadaşlar? Şeyi kabul etmiyor. Sevri kabul etmiyor. Ancak konferans bitiminden sonra İtilaf devletleriyle esir değişimi konusunda, bakın esir değişimi konusunda ve kapitülasyonlar konusunda anlaşmalar yapıyor. İkili anlaşmalar yapıyor. Yani bundan meclisin neyi yoktur? Meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı zaten yoktur şu anda. Kendi kararıyla arkadaşlar Bekir Sami Bey burada anlaşma yapıyor. İtilaf devletleri. Ama Sevr'i tanınır. Ancak şimdi Bekir Sami Bey Londra konferansında kendi kafasına göre anlaşma yapınca yurda döndüğünde Mustafa Kemal Bekir Sami'nin imzalamış olduğu anlaşmaları TBMM yok sayıyor. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi yok sayıyor. Ve Bekir Sami Bey görevde ne yapılacak? Alınacak yerine Yusuf Kemal Tengirşek isimli yeni Dışişleri Bakanımız ne olacak? Atanacak. Şimdi arkadaşlar burada Londra konferansına katılmamız. Peki TBMM'nin varlığı kabul edildi mi İtilaf Devletleri tarafından? Evet. Çünkü bizi konferansa davet etmeleri varlığımızı resmen ne yapmış oldular? Tanımış oldular. Artı şunu gördük biz. Milli mücadelenin savaş meydanlarında kazanılacak başarılardan sonra gerçekleşebileceği anlaşmalarla kazanılacağını düşün. Yani bizim eğer biz birinci İnönü Zaferi'ni kazanmamış olsaydık bizi zaten konferansa ne yapmayacaklardı? Çağırmayacaklar. Demek ki arkadaşlar siyasi yönden de başarılı olabilmek için savaşta ne yapmamız lazım? Kazanmamız lazım. Peki arkadaşlar birinci İnönü Zaferi'nden sonraki süreçte İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları artmaya başladı mı? Evet. Yunanlara karşı güven azalmaya başladı mı? Evet. Arkadaşlar ve bunun sonunda da biliyorsunuz Yunanlara karşı güvenin azalması sonrası Yunanları tekrar İngilizler gaza getirecekler ve ikinci İnönü'nde karşımıza sürecekler. Şimdi buraya baktığımızda İstiklal Marşı 1. İnönü Zaferi'nin iç politikadaki etkisine baktığımızda arkadaşlar İstiklal Marşı'nın kabul edildiğini görüyoruz. Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy bu şiiri biliyorsunuz kahraman ordumuza ne yapmış? Hitaben yazmış, yazdığı bir şiirdir. Allah bir daha kimseye böyle bir şiir yazmayı nasip etmesin diye de altına özellikle kurgulamıştır. İstiklal Marşımız 1. İnönü Zaferi'nden sonra ne yapılmış Mehmet Akif Ersoy tarafından? Kabul edilmiştir. Peki daha önce Osmanlı Devleti'nde böyle bir milli marşımızın olmadığını söyleyeyim ya işte. Osmanlı Devleti'nde böyle bir milli marş yazılmamıştı. Niye yazılmamıştı? Çünkü Osmanlı Devleti çok uluslu bir devletti. Çok uluslu devlet olmasından dolayı da arkadaşlar ulusal bir şiirimiz, milli bir şiirimiz olmamıştı. Bu azınlıkların isyan etmesine ne hazırlanacak, ne hazırlar diye düşünmüştük. Ortam hazırlar diye milli bir marşımız olmamıştı. Peki bu İstiklal Marşı'nı kabul edilmesi. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu bir meclis olduğunun da nedir? Göstergesidir diyoruz. Niye kurucudur? Çünkü milli marş. Bakın devletlerin milli marşı olur. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir marş yazmışsa o zaman ne anlama geliyor bu? Yeni bir Türk devletinde aslında temellerinin atıldığını nedir? Göstergesidir diyoruz. Peki İstiklal Marşımız kabul edilmiş. Başka? Afganistan'da dostluk anlaşması. Arkadaşlar bakın. Afganistan Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan'dır. Peki Afganlı kardeşlerimiz ne yaptı? Dediler ki TBMM'ye yapılmış bir saldırı bize yapılmış sayılır. Bakın TBMM'ye yapılmış olan bir saldırı bize yapılmış olur. Ki Müslüman bir devletin neyini alıyoruz bakın Kurtuluş Savaşı yıllarında? Desteğini alıyoruz. Afgan halkı o dönemde Afganistan'da gençler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ekonomik neler geliyor? Yardımlar geliyor. Özellikle halk, Afgan halkı kollarındaki bileziğe kadar, kadınlar bakın, parmaklarındaki yüzüğe kadar, kulaklarındaki küpeye kadar bunları Anadolu'ya gönderiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyorlar. Ve ne diyorlar biliyor musun? Bunları gönderirken tek istekleri şu. Bizim Müslüman din kardeşlerimiz orada zulüm altında ezilirken biz bunları kolumuzda, kulağımızda taşıyamayız diyorlar. Ve bu aslında şunu gösteriyor. Ümmetçi anlayışın o dönemde halen Afgan halkı tarafından önemini ne yaptığını gösteriyor, koruduğunu gösteriyor ve Afganistan için ne söylüyoruz gençler? Afganistan Türkiye Büyük Millet Meclisi tanıyan ilk Müslüman nedir diyoruz? Devlettir. Arkadaşlar diğer bir birinci İnönü Zaferi'nin sonunda Rusya ile yaptığımız Moskova Dostluk Anlaşması var. Peki Ruslar, hadi Afganlılar Müslüman oldukları için bize yardım ediyor. Ruslar niye bize yardım ediyor? Arkadaşlar Ruslar
Şöyle düşünüyor. Ruslar diyor ki, şimdi diyor Anadolu diyor İtilaf Devletleri'nin eline geçerse. Düşünün, Anadolu İtilaf Devletleri'nin eline geçti. Peki Anadolu'nun İtilaf Devletleri'nin eline geçmesi ileride bir gün Rusya'yı tehdit eder mi bu durum? Evet. Niye? Çünkü Rusya aslında burada bizimle dostluk anlaşması yaparak güney sınırlarını ne altına almak istiyor? Güvence altına almak istiyor. Bu birinci neden. Rusya'nın güney sınırlarını güvence altına almak istemesi. İkinci neden nedir diye düşünecek olursak, arkadaşlar Rusya'da biliyorsunuz rejim değişmişti. Rusya'da biliyorsunuz Çarlık Rusya yıkılmıştı, yerine sosyalizm gelmişti Rusya'ya. Peki sosyalizm rejimini dünyada tanıyan kimse var mıydı? Hayır. Peki Rusların amacı şu muydu? Biliyorsunuz TBMM 1920'de kurulduğunda 20 ile 23 arasında Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti'nin henüz rejimi belli değildi. Henüz Cumhuriyet ilan edilmediği için rejimin adı konmamıştı. Peki Rusların niyeti şu muydu? TBMM ile yakın ilişkiler kurarak Rusya'daki o sosyalist rejimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de rejim olarak ne yapabilmekte? Kabul ettirebilmekte. Sosyalizmi tüm dünyada da ne yapacaklardı bu şekilde? Duyurmuş olacaklar. Peki başka neden neydi? Özellikle bakın TBMM kurulduğunda biliyorsunuz gençler halkçılık ilkesiyle hareket ediyordu. Sosyal devlet, eşitlik anlayışıyla hareket ediyordu. Sosyalizmin de temelinde ne vardır arkadaşlar? Sosyalizmin de temelinde halkçılık vardır, eşitlik vardır. Yani Sovyet Rusya aslında TBMM ile yakınlaşırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halkçı anlayışıyla yakınlık ne yapmış oluyor? Kurmuş oluyor diyelim. Peki Moskova Dostluk Anlaşması'nda Ruslar ne dediler? Ruslar şunu söylediler. Dediler ki TBMM'ye yapılan saldırıyı biz kendimize yapılmış sayarız. Güzel. Kapitülasyonları arkadaşlar kaldırılmasını istediler. Peki başka ne istediler? Dediler ki kardeşim biz size ekonomik yardımda bulunacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ekonomik yardımda bulunacağız. Ama dediler, ama biz size, bakın sizin misak millinizi tanıyoruz. İyi. Kapitülasyonları da kaldırıyoruz. Hatta dediler ki daha önce Çarlık Rusya'sı ile Osmanlı arasında yapılan tüm anlaşmalar da geçersiz sayılıyor. Bakın Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan tüm anlaşmalar geçersiz sayılacak. Güzel. Yani bunu ben yorum yapacak olursam daha önceki anlaşmaların yok sayılması. Mesela Küçük Kaynarca Anlaşması gibi Çarlık Rusya'sı ile Osmanlı arasında yapılmış bir anlaşma var. Yani bu Küçük Kaynarca'nın ne yapıldığı anlamına gelir? Yok sayıldığı anlamına gelir. Rusya daha önceki yani Çarlık dönemindeki rejimi yok sayıyor. Peki biz kimi yok sayıyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi kimi yok sayıyor? TBMM de aslında bu maddeyle Osmanlı'yı yok sayıyor. Yani iki taraf da kendisinden önceki rejimleri ne saymışlar? Yok saymışlar. Peki Rusya arkadaşlar TBMM'ye ekonomik yardımda bulunacağını söylemiş. Kapitülasyonları kaldıracağını söylemiş. Peki bütün bunların karşılığında bizden ne istedi? Arkadaşlar Batum. Dediler ki Batum Gürcistan'a bırakılsın. Gürcistan kimin kontrolünde? Rusya'nın. Peki niye Kars, Ardahan değil de Batum? Arkadaşlar Batum yeraltı kaynakları bakımından zengin bir yer. Ve biz Batum'u arkadaşlar Moskova Dostluk Anlaşması'nda Rusların TBMM'ye yardım etmesi karşılığında Misak-ı Milli'den ilk defa taviz verdi. Batum Moskova Dostluk Anlaşması'yla Misak-ı Milli'den verdiğimiz ilk nedir arkadaşlar? Tavizdir diyoruz. Unutmayın bunu. Peki Moskova Dostluk Anlaşması'nın önemi şu mudur? Arkadaşlar TBMM'yi tanıyan ilk batılı büyük devlet kimdir o zaman? Rusya'dır. TBMM'yi tanıyan ilk batılı büyük devlet. Bakın buralara dikkat edin. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan. TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan. TBMM'yi tanıyan ilk batılı büyük devlet Sovyet Rusya. TBMM'yi tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa'dır gençler. Bunu ne yapmayacağız? Unutmayacağız diyoruz. Arkadaşlar, birinci İnönü Zaferi ve sonuçlarını kısaca açıkladık. Gelecek dersimizde yine Batı cephesiyle devam edeceğiz. Bizi İkili Sitesi YouTube sayfasında takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlarım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.